Benzinin 38, doların 27 olduğu günümüzde Eyüp'te vatandaşlara soracağız. Tekrardan seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu tercih edersiniz diye 15'e ilk ulaşan kazanır İseyler. Ablacığım, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar seçime girse kimi tercih ederiz? Erdoğan gene de. Gene Erdoğan. Evet. Neden gene Erdoğan? Ya bilmiyorum, ben sevmiyorum Kılıçdaroğlu'nu. Çünkü hizmet yapmıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ben daha gelmedim. Ya geldiği zamanları da gördük. Gördük kötüydü. Yani. Evet, kötü. Yapamıyor muydu? Yapamıyordu. Evet. Teşekkür ederiz, sağ ol. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar seçime girse kimi tercih ediyorsun? Erdoğan. Tabii ki. Seviyorum, beğeniyorum, doğru buluyorum. Kılıçdaroğlu dedi ki getir sandığı. Sadece gülüyorum. Teşekkür ederim. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kimi tercih ediyorsun? Erdoğan. Erdoğan Müslümanlar için en hayırlı insandır. Ama Kılıçdaroğlu da diyor ki getir sandığı. Sağ olun. Efendim merhabalar. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kimi tercih ederiz? Kılıçdaroğlu'nu tercih ederim. Daha ne olacak sence? Soruyoruz. Bence Kılıçdaroğlu'nu tercih ederdim. Vallahi, 8 Maç'ta kim tercih ederdi? Vallahi bize verdiği sözleri tutmadı. Gittik oyunuzu bastık. Pişmanızın çok pişmanım. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kimi tercih ederiz? Erdoğan tercih ederim. Öyle gerekiyor. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kimi tercih ederiz? Yani kesinlikle yine Tayyip Bey kazanır. Yani ben tabii ki Tayyip Bey'e veririm. Yani Kılıçdaroğlu'nun idare ve yönetim yeteneği ve kabiliyeti yok ki Tayyip Bey'in karşısında. Yorum yazacaklar. Diyecekler ki seçimde benzin 19'du şimdi 38-39. Dolar o zamanlar 19'du şimdi 27. Ekonomi çok kötü durumda. Buna rağmen hala niye veriyorsunuz diye yorum yazıyorlar. Yazsınlar, yorumu yazsınlar. Almanya'da da 1 litre benzin, 1 litre mazot 2 euro 70 cent. Dolayısıyla Avrupa'da da, Amerika'da da, dünyanın her yerinde de Türkiye'de olan enflasyonun kat ve kat fazlası oluyor. Türkiye'de yaşadığımız bu olaylarda ekonomi anlamında gayet doğal ve sonuç olarak da her geçen günde iyiye gidiyoruz. Yani her şey de önümüzde görünüyor. Evet, son günlerde yani olumluya dönmeye başladı. Ciddi anlamda bir pandemi geçirdik. 11 tane vilayet yerle bir oldu. Bunları gözden nasıl kaçırabiliriz? Ayrıca çok ciddi anlamda dünyada savaş var, küresel ısınma var. Bunları yani göz ardı ederek sadece ekonomiye odaklanmanın bir manası yok. Bir de her şeyden önemlisi insanlar şükrü unuttu. Yani Cenab-ı Hak vermiş her türlü zenginlik. Bu zenginliğe hala da namkörlük yapıyorlar. Hiç kimse, adamın 3 tane arabası var, hala ekonomik sıkıntıdan bahsediyor. 4 tane evi var, 5 tane evi var, ekonomik sıkıntıdan bahsediyor. Bunları hiç görmüyoruz. Sadece dar gelirlinin ekonomik sıkıntısına odaklanmışık. Evet, dar gelirli hakikaten zor durumda. Ama diğer taraftan zenginlikler içerisinde ciddi anlamda ekonomik durumu çok üst seviyede olan o dar gelirliden çok daha fazla şikayet ediyor. Onları niye dikkate almıyoruz? Teşekkür ederim. Siz abim nasıl düşünüyorsunuz Erdoğan? Valla ben de arkadaşıma katılıyorum ama ben emekliyim. Benim bütün arkadaşlarım emekliyiz. Arkadaşım da emekli. Demincek bu küresellik, dünya, mazotumuz, benzinimiz, gidişatımız dünyaya göre biz iyiyiz. Allah'a çok şükürler olsun. Hamd etmek lazım. Ama bir Kılıçdaroğlu, bir Tayyip Erdoğan mukayesesini edemiyorum. Kılıçdaroğlu zaten kendi kendini bitirdi en son olaylardan sonra. 20 senedir zaten bitikler. Fakat bizim Cumhurbaşkanımızın da alt kesime, işçi, emekçi, memur, küçük esnafa eğer elinden gelen imkanları kullanıp da elinden gelen imkanları fazlasıyla bu emeklilerimize, işçilerimize, memurumuza hak ettiğini verdiği an bizim kimse bileğini bükemez Recep Tayyip Erdoğan'ın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar seçime girsek kimi tercih ederiz? Erdoğan. Neden? Yani abi bunun nedeni çok uzun ama şu an yemek molasındayım, ondan dolayı da vaktimi... Vatandaşta diyor ki 3 ayda çok şey değişti. Benzin oldu 38, dolar evet, oldu. Evet doğru, ekonomi konusunda evet haklılar. Evet. Yalnız her şey de ekonomi değil. Bize dokunan kısmı ekonomi doğru. Yalnız her şey ekonomi değil. Ama dediğim gibi yemek molasındayım. Şu an bunu fazla da şey yapmak istemiyorum, harcamak istemiyorum. Sağ olasın, teşekkür, afiyet olsun. Siz abi Erdoğan Kılıçdaroğlu adıyorsa kim tercih ederiz? Erdoğan. Erdoğan adam gibi adam olduğu için yani. Güveniyoruz diyorsun. Tabii güveniyoruz. Yani bozulmuş düzeni tekrar kaldıracaksa yine o kaldıracak yani. Sağ ol. Eğer kaldırılacak bir şey varsa, düzelecekse o düzeltecek. Erdoğan Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kim tercih eder?
Elbette devamlı, ben 22 senedir beri devamlı Tayyip veriyorum yani Erdoğan tabi. Abim Kılıçdaroğlu dedi ki sandı ben bu ekonomide bu enflasyonda bu sefer yenerim diyor. Ya o kendi lafı da öyle diyor, bakma sen yine... Yine yenemez. Teşekkür ederim. Yine Tayyip'ten başka olmaz. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar seçime girse kimi tercih edin? Ben şu an Kılıçdaroğlu. Erdoğan şu an? Evet, Erdoğan asla. Teşekkür ederiz. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kimi tercih edin? Abi Kılıçdaroğlu gelmez, ömür boyu gelmez. Ömür boyu gelmez. Gelmez, mümkün değil. Bu sefer çok iddialı konuştu. Çünkü ben kim? Kılıçdaroğlu. Getir sandığı, boyun ölçünü alırsınız dedi bu sefer. Yok be abicim, o gelmez, o yalan, hep yalan söylüyor. Sen kime verirsin? Yalan. Sen kime verirsin? Ben MHP'liyim abi. Kılıçdaroğlu ne zaman gelmiş ki? Bak, CHP ömür boyu iktidara gelemez. Önünü geldi, yanlış yaptı, bir daha gelmez, mümkün değil. Yok hani... 28 Mayıs seçimleri vardı ya. Yok 28 de olsun. Aynı, hiç değişen bir şey yok. Abi bu millet kaldırdı, aldı, ne yaptı? İmamoğlu'yu gördü, ne yaptı? İmamoğlu hep yalancı, başka yalanda başka bir şey yok. Hep yalan söylüyor. Hep yalan teşekkür söylüyor. Ederim. Deprem oluyor, denize gidiyor. Deprem oluyor, balık yemeye gidiyor. Bir şey oluyor, başka yerlere gidiyor. Yok durma abi, hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrar da sandığa girse kimi tercih ediyorsun? Ben Tayyip'e verdim. Tayyip Erdoğan. Hı. Nedeni var mı? May oyu var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ablam Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrardan sandığa girse kimi tercih ediyorsun? Gene Erdoğan. Gene Erdoğan. Evet. Neden? Neden bilmiyorum ki vallahi. Erdoğan gene yönetiyor. Yönetiyor. İyi seçimlerden sonra zamlar geldi diyor vatandaş. Zamlar geldi. Ezan uçtu diyor. Öbürü gelseydi öbürü de aynı olacaktı. Aynı olacaktı yani. Al ondan vur öbürüne. Bir de şimdi Erdoğan gene ama gene cezaevindekilerini de çıkarmaya uğraşıyor. Katilleri çıkaracak gene. Aynen katiller gene başlayacak saldırı. Ne bilmiyorum ki. İyice milletin kafası şaştı. Tayyip mi diyor? Kılıçdaroğlu mu? Yok ya. Bilmiyorum vallahi. Anısında değişmesi lazım. Başkası değiştirmesi lazım. Ama yine Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan ama bilmiyorum vallahi hiç. Evet, değişim vakti doğru. Değişmesi gerekiyor. Değişimine de Erdoğan mı? Valla yok, Erdoğan değil. Çünkü bu katilleri çıkarıyor ya hapislerden. Katiller çıkıyor ya, ondan da Erdoğan gene de biraz soğudum. Sağ ol ablam. Erdoğan Kılıçdaroğlu tekrar sandığa gelse kim tercih edecek? Erdoğan'ı? Neden abi? Neden? Elhamdülillah Müslümandır. Biz önümüzde namaz kılıyor. Dinimizi tanıyoruz. Dinimizi tanıyoruz. O bize yeter. O bize yeter. Kılıçdaroğlu da Müslüman abi. Bilmiyorum. Müslüman olup olmadığını şüphem vardır. Cuma'ya git abi. Hayır. Hayır. Nerede Müslümandır? Cuma namazına da gitti abi. Cuma namazına gitti. Beraber de namaz kıldık. O başka, o fraksiyon. O bir oyu kazanmak için, şey itmek oruç için. Oruçta tutuyor. Bilmiyorum. Görmedim. Oruç tuttuğunu görmedim. Oruç tuttuğunu görmedim. Hacı abi, gelmiyoruz. 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 Yine Erdoğan. Yine Erdoğan. Erdoğan Kılıçdaroğlu tekrar sandığa girse kimi tercih edersin? Oh, çelişkili bir soru. Kılıçdaroğlu dedi getir sandığı tekrardan yarışalım dedi. Dedi mi? Tabii, bu sefer ben kazanırım dedi. Ama oh. Yaptığım ankette de 14'e 2 şu an. Tamam da şu an boşa kürek sallıyor. Elde bir faydası oldu mu? Sen kime verirsin? Öferim seni. Beni boş ver ya. 28 Mayıs'ta kim verdin? Öferim oğlum. Beni boş ver yine. Yine boş ver. Boş teşekkür ederim. Aferin oğlum. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tekrardan sandığa girse kimi tercih ediyorsunuz? AK Parti. Erdoğan. Neden abi? Adam iş yapacak bir adam değil ki. Abi Kılıçdaroğlu da diyor ki 3 ayda çok şey değişti. Değişti. Dolar, değişti. Ekonomi, değişti ama ona göre de şey yapıyor adam. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Abim vermiş olduğu oyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.